Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben, hoş geldiniz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz sevgili Orhan Aliyev. Sevgili doktor Zahit Budaklı Aliyev'in oğlu doktor Orhan Aliyev. Bugün Azerbaycan'dan bağlanacak kendileri ve ilk canlı yayınını birlikte yapıyor olacağız inşallah. Kendi kendini programlama ve kendine pusula olma başlıklı bir canlı yayınımız olacak. İnşallah kaydedebiliriz. Sevgili canlar, şu andan itibaren bir kez daha rica ediyorum sizden. Sayfadan giremezseniz, canlı yayında görmezseniz sayfadan girmenizi rica ediyorum. Duyurular, bildirimler gelmeyebilir. Takipten atılabilirsiniz. Takipten çıkarılabilirsiniz. Lütfen Lemuria.akademi'yi de takip edin demiştim. Artık son bir ay içinde çok daha fazla üzmeye başladılar. Onun dışında YouTube kanalından takip etmenizi rica ediyorum ki yayınları YouTube kanalına geçerek YouTube kanalından yapabiliriz. Sesiniz yok diyorsunuz. Ses yok mu, var mı sevgili canlar? Ses yok diyen canlar var. Ne olur bir bana bir yardım, bana bir... Lütfen bir destek, ses var mı yok mu, ses yok diyen canlar. Dünkü yayınımızda ses olmadığı için çok çok üzgünüm. Bütün gün onlarla uğraştık, teknik ekip onlarla uğraştı. Hiçbir şekilde sesi geri getiremedik. Çocuk sesi gibi ya da bir bilgisayar sesi gibi bir acayip bir ses ayarlarıyla oynanmış. O zaman sesten emin olmadığınızda ses yok diye yazmayınız lütfen, rica edeceğim. Evet, Zahit Hocam'dan yayına gireceğiz sevgili canlar. Şimdi Zahit Hocam bir istek gönderebilirseniz daha kolay bulabilirim sizi. Evet, istek gönderdiniz. Hemen şey yapalım. Güçlü Hocam, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Oh. Sağ olun. Merhabalar sevgili Orhan kardeşim. Hoş geldiniz. Can, hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Şöyle bir ekran ayarı yapalım mı? Şöyle bir ortalayalım mı size? Olursa. Evet. Evet. Bir şey. Bakın Lemuria Akademi'den şimdi mesela bildiri geldi yayına girdiğime dair. İnşallah. Evet. Tam ortaya getirebilirsek çok güzel olur. Ve sevgili canlar, yayınımızın sonunda yine bir meditasyonumuz olacak. Lütfen meditasyonu kaçırmayın. Yayını kaydeder misiniz diyen sevgili canlarıma şakaları için çok teşekkür ediyorum. Bütün yayınları zaten biz kaydediyoruz. Ama dünkü yayınımızda seslerimiz teknik olarak Instagram tarafından silindi. Onun için ses kaydımız yoktu. İnşallah sevgili canlar. Kaydı alacağız inşallah. Siz bütün bunları yazdığınızda ben gülüyorum çünkü hakikaten biz kaydı alıyoruz bunları. İnşallah alabiliriz sevgili canlar. Telefonunda sesi olmayanlar çıksınlar ve yeniden gelsinler. Ses duyuluyormuş çünkü. Evet sevgili Orhan Aliyev, doktor Orhan Aliyev. Bugün heyecanlısınız. Duruyor mu? Durduralım olsun. Olsun. Tamam. Kameradan biraz şey yapmaya çalışıyoruz. Şimdi iyi mi hocam yoksa? Evet gayet iyi. Bence. Çok güzel. Çok güzel. Bekleriz biz. Teşekkür ederim. Ayarlamanızı bekleriz. Evet. Hayırlı akşamlar dilerim herkese. Tüm bizi izleyenlere güzel bir akşam dilerim. Umarım bugün sizinle güzel bir akşam geçirmiş olacağız. Bilgi paylaşımı olacak. Bu şekilde güzel bir akşam dilemiş olacağız. Orada belirttiğimiz gibi bugün kendi kendini programlama, kendi kendine pusula olma ilginç bir konudur. Ben de 2010 senesinden beri yani şimdiki zamana kadar bu parapsikoloji, biyoenerji alanında araştırmalar yapıyorum, seminerlere katılıyorum. Öz eğitimim benim ekonomi üzerinedir, felsefe ve tarih okudum, bitirdim. Psikoloji üzerine de araştırmalarım devam ediyor. Evet, Zahit Budaklı hocamızı biz çok seviyoruz ve siz onun oğlusunuz. Evet.
Siz de bir Evet, bilim evet. insanısınız ve Zahit Budaklı hocam kadar sevileceğinizi biliyorum ben. Yayının sonuna doğru bir Teşekkür ederim. meditasyonumuz da olacak sevgili canlar. Lütfen meditasyona katılmayı unutmayın. Sevdiklerinizi, dostlarınızı da davet etmeyi unutmayın. Şöyle bir 45 dakika sonra meditasyonda yapıyor olacağız ama zaten kendi kendini programlama başlı başına çok kıymetli bir yayın. Onun için Zahit Budaklı hocamızın sayfasından girebilirsiniz sevgili canlar. Evet. Genel olarak biz meditasyondan, bugün meditasyondan insan, düşünce, ruh, bilinç, evren ve kozmik bağlantı, yani bu konuları kısaca bu zaman zarfında ele alabildiğimiz kadar ele alacağız. Sonrasında yani parapsikoloji aslında bunların hepsi birbirine bağlantılı bir şey. İnsan kendisi ruh ve enerji olarak, bilinç olarak bunlar hepsi sanki şöyle söyleyeyim, hani Ruslarda var ya böyle matruşka denilen bir şey vardı, kaplar İç vardı içe, böyle. iç içe. Şimdi bu ilk işte insan, ruh, alem, yaşadığımız evren, matris hepsi iç içe bir birbirine kablar şeklinde bitişik bir şeydir. Yani birbirine faktörlerin bağlantısı gibidir. Şimdiki yaşadığımız tabii ki bu devirde de dünyanın en zor zamanında bu dengeler ve faktörler yerinden kaymaya başladı veya insanların işte psikolojisi bozuldu. Bazıları işte sağlık durumunda bozulmalar oldu. Ve bunların hepsinin genel aldıkta tabii ki insanlar çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bu kendi kendini programlama, kendi kendine pusula olmanın da benim genel gözlemim ve araştırmalarıma göre şimdiye kadar işte dünya tarihinde ta Mısır devrine şimdiye kadar çeşitli savaşlar ve salgınlar olmuştu. O zamanın duayenleri, insanlar bu gibi durumlarda neler yapılabilir veya insanlar nasıl sakinleştirilebilir ve genel olarak insanın kendine nasıl rota çizebileceğine müeyyen yol haritaları getirmişler. Yani bu prosese baktığımız zaman da yani mesela için en son Zahid Hoca'nın o anlattığı Tibet piramitleri ve Tibet piramitlerin altında olan o özel insanlar, bu işte meditasyonla uğraşan özel bağlantıları olan insanlar dediği gibi en zor durumlarda hani piramitin içerisine girip orada meditasyon yapıp bağlantı yapıp çeşitli olaylardan sonra hani o dünyada çok manyetik şey değiştikten sonra dışarı çıkıp yeniden insanlara eski ilmi paylaşmalarda bunun da bir aynı şekilde kendi kendini programlama ve kendine pusu olma misal göstermek olabilir. Aslında benim düşünceme göre zor konulara kolay bir yaklaşım gerekiyor. Mesela son zamanlarda ben de yani her bir sade bir birey gibi televizyonu, interneti, dijital her şeyi takip ediyoruz, haberleri takip ediyoruz. Tabii bu da insanların şöyle diyeyim, bakıyoruz mesela bu işte salgınla, pandemiyle ilgili insanların psikolojilerine ciddi tesir gösterir. İnsanlar daha çok son zamanlarda işte bugün işte hastalık olacak mı, hastalık durdu mu, ilerledi mi veya buna benzer yalnız hastalığı misal çekmeyi olmaz, ekonomik durumlar vardı, aile problemleri durumlar vardı, sosyolojik çeşitli faktörler vardı ki insanlar git gel içerisindediler. Ve ben de bunu gördüğüm için hani işte bazı bu gibi haberlere baktığım zaman, işte YouTube'da paylaşılan şeylere baktığım zaman İnsanlara en faydalı bir biçimde işte meditasyonun çok sade biçimleri nasıl yapılır? Peki meditasyon nedir? Meditasyon kendi içinde kendine yolculuk demektir. Yani insanın kendi kendini tanıması önce olarak birey olması
Yani nasıl derler, kendini keşfetmesi, düşüncelerini keşfetmesi ve kendine işte geleceğe yönümü düşüncelerini toplayıp şimdi bilinç, beden ve ruhla geleceğe doğru pozitif yönlendirme ve kendini kodlama meditasyon. Ve buna misal, yani kaba bir şekilde misal çekebiliriz bunu. Yani kendi içinde seyahat etme de diyebiliriz biz buna, meditasyona. Aslında insan şöyle söyleyeyim, normal uykuda uyuduğu zaman bile aslında hani Tibet şeyinde, yogalarında ve diğer bu yoga ilgili Hindistan'da bulunan ilgili araştırmalarda söylenir ki insan normal uyuduğunda bile aslında meditasyon yapıyor denilebilir. Çünkü zaten çünkü o rüya gördüğümüz bile bizim bir şekilde bilincimizin seyahat etmesi demektir. Astral Ve seyahat, değil mi? astral seyahat demektir ve bizim aynı zamanda uyuduğumuz zaman hem vücudumuz bir dinlenir hem de işte ruhumuz ve bilincimiz astral seyahat etmiş olur. Tabii meditasyon bunun daha uyanık bir halinde olanıdır. Tabii bugün işte çok sade bir meditasyon nasıl yapılır ve meditasyonun faydaları nedir? Meditasyon şöyle diyeyim, Harvard gazetede bunlar hepsi Amerika'da yayınlanmış makaleler ve dergilerdi. Çok iyi sınıfta, yani iyi bilgiler paylaşılan makalelerdi. Meditasyonun üzerine onlar da araştırmalar yapmışlar. Yalnız onlar değil, Amerika'daki birçok beyin enstitüsü de bunlar üzerine araştırmalar yapmıştı. Onlar meditasyon sırasında insanın beyin dalgalarının nasıl değiştiğini, beyin yarımkürelerinin nasıl çalıştığını, meditasyonun önce ve sonra bu insana sağlığına nasıl etki gösterdiğini bu araştırmalarda vardır. Hatta ben size şey söyleyeyim, biz bunun hepsini antistres projesi babında bir araştırma yapmıştık bu pandemiden önce. Bizim Azerbaycan devlet binasının yanında bu projelerle ilgili resmi bir şey var, bakanlık var, değerlendirme yapılır. Biz bunu sadece bir araştırma yazısı gibi vermiştik, elmi eser gibi kabul etmişlerdi. O da işte hangi etaplar gerçekleştirebilir bu pandemi döneminde antistres olarak, yalnız pandemi değil küresel olarak olan streste, yani ekonomik krizden tutun da diğer şeylerde hangi şöyle diyelim protokoller kabul edilebilir ve nasıl yapılabilir, ya yani, hangi metotlar kullanılabilir ki orada işte şöyle söyleyelim, meditasyon transtan tutun da orada birçok teknik ve kavram vardır ki onların hepsi bir yerde bir program şeklinde orada antistres projesinin içerisinde gelir. Ve bizim bakanlık onu iyi bir şekilde karşıladı. Onu bir eser kimi, elmi eser kimi değerlendirdi. Yani meditasyon bizim anladığımıza göre, yani bizim bu bir yolculuk diyelim biz buna. Zaten bilimi araştırmak ve bir şeyler öğrenmek de bir insan için bir yolculuktur. Yani bir yerden, yani her bilimde öğrenilen bir şey bir kapının açılması ve diğer bir odaya geçilmesi gibi bir şeydir. Bilimin sonu yoktur bizim düşüncemize göre. Yani bu araştırmalarımız burada pozitif karşılandı. Yani birçok tıp üniversitesiyle ve diğer yerlerle de işte bu bilgiler biz her şey paylaşılır, bir şey yapılır. Bizim de bugün işte onlardan, o tekniklerden bir tanesi olan meditasyonu bugün İnşallah anlatmaya çalışacağız. Yani meditasyonun faydası nedir diye. Aslında meditasyon yalnızca öyle küresel kriz durumlarında kullanılan bir şey olarak da görmemek gerekiyor. Sıradan konularda da kullanmak mümkündür. Yani bir kişi, şahıs diyelim, özel bir sınava hazırlanacak. Normal bir üniversite öğrencisi bile meditasyon kullanabilir. Askeriyede olan birisi işte işinin zorlukları olmasına rağmen kendini tam olarak programlamak, kendini daha iyi hissetmek için, düşüncelerini toplamak için, stresten arınmak için meditasyonu kullanabilir. Doktorlar kullanabilir, sağlık sektörü çalışanları kullanabilir, bankacılar ve finansçılar da kullanabilir.
Dediğim gibi o yayınlarda meditasyonun faydalarından birçok şeyden bahsedilmişti. En çok da orada gösterilenler de beyinde olan gri maddeye tersi gösterir. Yani mesela meditasyon üzerine sırf bilimsel araştırmada Harvard gazetesinin araştırmasına göre en çok onların yaptıkları araştırmalar bizde herçenk hastalığı değil de Türkçe'de şey diyorlar, kanser hastalığı. Kanser hastalığında kullanmışlar. Yani ileri derece kanser hastalığında meditasyon kullanmışlar. Bu meditasyon resmi olarak tescillenmiş, yani araştırmalarda ya hastalığın büyük bir kısmını yavaşlatmış ya da çok yüngül hastalıklarda da bitirmeye doğru gitmişti bu meditasyon kullanılarak. Bundan başka ne söyleyebilirim? Tabii şimdi yavaş yavaş geçtikçe o meditasyon sıfırdan nasıl başlarız onun aşamalarını basit şekilde inşallah anlatırız. Yani bir soru falan varsa da yönlendirebilirsiniz. Yani yalnız benim düşüncelerim olmasın da yani Yok aklınıza bir yok. gelen sorular falan. Sizi dinleyelim, sizi dinleyelim. Sorularınız daha çok hani yani rüyaları falan canlar. Sorular var ama sorular şeyle ilgili değil. Evet, devam ediniz anlatmaya. Şöyle söyleyelim. Meditasyon başlamak için çok rahat bir yer seçilir. Çok bir rahat bir yer seçilir. Ve kişi ayaklarını işte Türkçe'de bağdaş diyorlar. Bağdaş kurup oturabilir. Nasıl rahatsa şeyde de sandalyede de oturabilir. Kendine nasıl rahat bir ortamda ve mümkün kadar sessiz bir ortamda oturur. Meditasyonda deyilen bir söz vardır. Diyorlar ki göz beyne açılan bir kapıdır. Yani zihne açılan bir kapıdır. Gözler kapatılır ki zihinde kendi bir şeyinde nasıl derler, bilgi alışverişinde bir dayanma olsun ki kendi içerisinde processing yani hesaplama artık bu meditasyon zihin kendinde bir sakinleşme olsun ya, yavaş yavaş düşünce babına geçsin diye. Yani normal gözünü kapatacaksın, rahat bir yerde oturacaksın. Sandalyede oturabilirsin, normal divanda oturabilirsin veya bağdaş kurulu bir yerde oturabilirsin. Ama sakin bir ortam olması gerekiyor. Dış ses çok fazla olmaması gerekiyor. Yani sakin bir yerde olması gerekiyor. Ondan sonra kişi işte kendini sıfırlamaya başlayacaktır. Kendini sıfırlama dedikler bu yani işte ben kimim işte benim işte problemleri unutmaya çalışması gerekiyor. Kim olduğunu, nerede olduğunu, problemlerini o meditasyon olacak müddet erzinde 30 dakikadır mı diyelim 30 dakika erzinde unutması gerekir. Yalnız tek şey kendini sıfırlamak, kendini önce bir sıfırlama olur. Sonra tabii ki onun diğer prosesinde kendini o kozmik bağlantıyla müsbet enerji verirsen nefes alışverişleri olur. İşte oradan başlıyor proseste artık yenilenme. Hücresel şekilde yenilenme oradan başlıyor. Ama öncesinde kendini sıfırlanma aşamaları olur. Mesela kendini sıfırlamada gözünü kapattığında rahat. Meditasyon müzikleri de var. Yani internette çok rahat bulunabilen meditasyon müzikleri var. Onlar açılır kendini sıfırlıyorsan ve şöyle söyleyeyim yani ta İkinci Dünya Savaşı'ndan araştırmalara göre sözle ve kelime bile insana çok büyük tesir gösterir. Yani kelimeler bile çok büyük insan beynine ve insan düşüncesine yani onun da fiziksel yapısına tesir gösterir. O da başlıyorsan demeye ki işte ben kendimi sıfırlıyorum. Yani nerede olduğum önemli değil, kim olduğum önemli değil. Esas olan ben bugün bir meditasyon sırasında küçük bir yolculuk yapacağım ve kendimi arındırmaya başlayacağım. Negatif enerjiden arındırmaya başlayacağım diye. Bu şekilde başlanır. Ondan sonra işte kendini sıfırlama teknikleri, bazı şeyler var. Onlar kullanılır, sözler değil. Nefes alışverişleri başlıyor. Şöyle söyleyeyim. Kişi sakinleştikçe ve kendini o sıfır durumuna yaklaştırdıkça artık ondan sonra üçüncü göz ve beyin en yukarı çakralardan artık kozmik bağlantı bağlanmaya başlıyor. Bu kozmik bağlantını da meditasyonda şöyle söylerler. Artık insanın var olan matris yapısıyla ve kozmik evrenle bağlantıya geçir.
Bu ne demektir? Kişi artık bu sakinleşti mi? Yani kendini sıfırladı. Ben kimim, neyim, ne problemlerim var? Yani alacak, verecek ne bir probleminiz varsa, sosyal problemler, aile, hepsi kalır orada geride, geçmişte. Ben diysem ben kendimi şu an sıfırlıyorum. Ve başlayacağım ben müsbet enerjini kozmikten kabul etmeye. Yavaş yavaş nefes alıp verirsen, şöyle bir tavsiye var. Daha çok böyle diyelim, o eski meditasyonla meşgul olanlar, Tibet ve Hindistan şeyinde meşgul olanlar, o durumlarda değiller ki, yani çok om diye ses, mantra sesleri kullanmamaları tavsiye ve yeni başlayın. Çünkü öncelikle çalışırlar ki beyin ve zihin tam sakinleşti. Burada da tabii beyin nöronları falan, orada çok şeyler var da, bunun tıbbi bilimleri, ama esas insan sakinleşmeye başlıyor ve enerji kanalından yukarıdan aşağı doğru beyin üçüncü göz ve bağlantılar başlıyor. Zaten bunun tıbbi açıklamasında da, pratik durumunda da meditasyon yapan insanlar kendileri açıklıyor ki, tüm dünyada, Avrupa'da ya diğer ülkelerde belli zaman meditasyonu bu şekilde yapan adamlar hayatlarında sakinleşme, işlerinde profesyonelleşme ve odaklanma sorunundan kurtulmuş oldular. Yani hatta bazıları var ki değil, o yani sırf tıbbi şeye de düşüptü, araştırmalara da düşüptü. Sigara ve alkol bırakan insanlar bile var. Artık o manevi dünyanın lezzetini mi görür, kendi içinde bir keşfe mi çıkır? Yani bunun şey resmi olarak var, yani araştırmalarda var. Dediğim gibi insan kendisini sıfırlıyor, göz kapalı olur. Mümkün kadar etrafta ses olmaz. Başlıyorsan pozitif enerjini almaya, nefes alıp verirsen, tabii bu yavaş bir biçimde olur. Nefes aldıkça o değilse ki, ben kozmikten müsbet enerji alırım ve bedenime ötürürüm. Kozmikten müsbet enerji alırım ve bedenime ötürürüm. Ve bazı şeyler de var, mesela değilsen ki işte her şey geride kaldı. Ben şimdiden sonra kendimi sıfırlıyorum. Kendimi yeniliyorum. Ve vücudumu artık rahatlamasını istiyorum. Ve pozitifi de geleceğe doğru yönlendiriyorum, pozitifi. Ben inanıyorum benim işlerim güzel olacak. Ben inanıyorum benim işte sınavım varsa sınavdan geçeceğim. Ben inanıyorum ki benim maddi problemlerim çözülecek. Ben inanıyorum ki yarın bugünden daha iyi olacak diyorsun. Bu artık insanın kendi kendini bu durumdan başlayıp programlamamaya. Yani kendini nasıl derler, hem matris bakımından, hem enerji bakımından, hem de fiziksel beden bakımından bu düşünceyi kişi kendi kafasına yerleştirmeye başlıyor, program olarak başlıyor. Şimdi bazı izleyiciler sorabilir ki, peki hoca kendisi bile kullandığı olur mu bu meditasyonu? Ben diyeyim, şahsen kendim bu meditasyondu, bu gibi şeyler araştırmışım bu seneler bakımından. Benim de normal her bir fani bir insan gibi rastlaştığım zor sınavlar olmuş, zor işler olmuştu. Her karşılaştığım bariyerlerde, ki yani mümkünsüz keçit olduğu zaman, ben demişim ki kendi kendimi sıfırlıyorum ve ben inanırım ki kesin bir şekilde gelecekte bu problem çözülecek, veyahut da ben bu bariyeri geçeceğim. Yani inanın, pratik durumlarda kendi hayatımda ben o bariyerler geçtikten sonra geri dönüp baktığımda geçmişime bir şey de bakıyorum, nasıl derler, o şaşırmış şekilde bakıyorum ki, hani bu mümkündü mü? Evet, mümkündü. Zaten dediğim gibi bu bütün tıbbi araştırmalar da gösterir. İnsan kendini nasıl programlarsa o şekilde de hayatına ve kendi etki alanına tesir göstermiş olur. Bu tabii evrene de programlama hesap olur. Evrene bir düşünce gönderme olur. Kuantum seviyesinde küçük yönlendirme olur. Şimdi basit bir dilde desek, yani senin kalbinde ve düşüncelerinde ne varsa o etrafa o şekilde yansıyır. Yani bunun geri dönüşümü olur, karma diyen bir şeyler var. Tabii ki müsbet düşünce. Hani bazı şeyler genelde ben şeyde konunun içerisinde anlatacağım. Bazı insanlar mesela geçmişte müeyyen insanlarla darılmaları olur, geçmişten bazı sıkıntıları olur, yaşamış oldukları travmalar olur. O travmaları seneler geçti de kendi üzerlerinin atmadılar. O affetmek var ya, affetmek denen bir şey, aslında sen karşıdaki insanı affetmiyorsun, kendi yükünü sırtından indirmiş oluyorsun, kendi yükünü azaltıyorsun. Hayat şöyle diyelim, hayat bir
Sanki bir seyahate benzer. Hani bir dağda bir yere seyahat edersin ya, bir yukarı bir yere gidersin. Mesela bir mesafe kat edersin. Nasıl insan bir müddet sonra yorulur? Şimdi senin sırt çantan ne kadar ağırsa senin kat ettiğin mesafe o kadar zor olacaktır. Tabii. Sırt çantan ne kadar yüngül olursa senin kat ettiğin mesafe o kadar çok olacaktır diye. Onun için geçmişteki sorunlardan mümkün kadar insan yapabildiği kadar o affetme denilen şeyler, geride bırakma denilen şeyler bu kişinin kendisine olan en büyük iyiliğidir. Yani affettiğiniz zaman karşıdaki insandan çok kendinize bir pozitif atıfta bulunuyorsunuz, pozitif işlerinizi yapıyorsunuz. Bu böyle bir şey. Yani meditasyonun içerisinde kişi mümkün kadar problemlerini geçmişte bırakması gerekir ve şimdiki durumda pozitif ve kendini yüklemesi gerekir. Bir de kendisini gelecekte bu işlerin, bu zorlukların, bu problemlerin çözüleceğine tam olarak inandırması gerekir veya da cehdetmesi gerekir ki yani böyle olacak diye. Zaten bunu da 3-5 seansla kişi gerçekleştirirse zaten 5 seans, 10 seans sonra kişi ne kadar dese ki ben inanıyorum, ben inanıyorum, benim bir yerden sonra zaten bu kişi inanmaya başlayacaktır. Ve pozitife inanan insan da etrafına, kuantum seviyesinde çalıştığı yere, etraftaki insanlara, ailesine, sosyal ortamına pozitif tesir göstermeye başlayacaktır. Belki de o sistem matris onu A noktasından B noktasına sırf o düşünce için getirip çıkaracaktır. Yani bu böyle bir şeydi yani meditasyon. Biz zaten konuşmanın sonrasında yani sonuna doğru eğer açabilirsek bir meditasyon müziği var. Bilmiyorum gelirse eğer o tarafa da meditasyon yapabiliriz. Müzikli de olabilir, müziksiz de olabilir. Onu da bir deneriz. Herkes gözünü kapatır. O kelimeleri falan söyleriz. Yavaş yavaş o bir ilerleme yaparız. Yani böyle bir şeyler yapabiliriz bugün burada. O pusu olma dediğimde o şekildeydi. İnsan şöyle söyleyelim. Ne kadar düşüncelerini ve odaklanmasını o problemlere yönlendirirse o şekilde şöyle diyelim. Yalnız bu hayatta problem yaşamaya devam edecektir. Ama etrafını ve çevresini iyi şekilde algılarsa, yalnız bu hayat problemlerden ibaret değil. Başka yollar var yani ilerlemek mümkündü diye düşünmeye başlarsa ve kendine pozitif düşünce verirse pozitif psikoloji denilen bir şey. Yani o kavram da bunun kendi içerisinde öğretir zaten. O zaman işte her şekilde pozitife doğru ilerlemiş olur. Mesela bunu parapsikolojide de anlatırlar. Bilimsel eğer olursa birkaç şey söyleyeyim. Mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar çok bu konuları araştırdı. İnsan ruh enerji bakımından. Hatta Türkiye'de çok değerli mesela Albert Einstein'ın insan beden etil beden diyorlar bizde. Türkçesine etil beden nece gelir Türkçesi? Enerji beden. Enerji beden diye Einstein'ın insan bedeni, enerji bedeni matris olarak, riyazi olarak hesaplaması var. Yani onu tasdikleyip yani var bu diye. Ama diğer araştırmalarda çok ilginç şeyler var. Mesela tıbbi araştırmalarda insan beyninde nötrinler diyen bir şey bulmuşlar. Nötrinler. Nötrinler nedir? İnsan düşüncesinin yönlendirilmesidir. Yani bunu laboratuvar ortamında buldular. Yani insan düşüncesinin yönlendirilmesi nedir? Mesela onu Almanlar şöyle anlatıyor ki tutalım ki size yakın olan birisine bir olay, bir şey baş verdiğinde sen hissetmeye başlıyorsun diyelim ki. Diyorsun ki bugün içim çok sıkıldı veyahut da ki işte filankes ben bu görseydim çok güzel olardı. Yani içinden bir şeyler, o bir kişiyle bağlı bir düşünceler geçirsin. Aslında o düşüncenin bağlantısıdır. Yani düşünce bağlantısıdır. Hani bizim bir kullandığımız telefon vardı, telekomünikasyon cihazları. Bu beynin yönlendirdiği fikirdir. Yani bunu bilimsel olarak araştırdılar ve buldular. Yani onların düşüncesiyle. Tabii bunların hepsi şunu gerçekten gösterir ki evet insan eğer düşünceyi beyinle bir mesafeye ötürebilirse elbette ki bunu kozmik bağlamda da, kainat olarak da, kuantum olarak da etrafına yayabilir. Onun için de zaten pozitif insanların, siz dikkat ederseniz pozitif düşünen, her zaman gülen ve müsbet olan insanların işleri de müsbet olur. Ama
Hayatta her zaman işte şu şöyleydi, yani her bir şeyde bir tane negatif görürse insan, o zaman o insanlar zaten hep negatif düşünen insanların işleri isteseler de istemeseler de yani negatif gelir. Onun için de yani pozitif düşüncenin her zaman büyük ehemmiyeti vardır. Yani en zor durumlarda bile insan tabii ki zordur. Yani bu insan yaratılışında yani muhakkak ki insanın bir şeyi vardır, yaratılışı vardır, zorluklarla rastlaşan da insan için zor olur. Ama elimizden geldiği kadar pozitife doğru düşünürsek işimiz de pozitife doğru yönlenmiş olabilir yani bu şekilde. Parapsikoloji dedim yani parapsikolojinin içerisinde var bu düşüncenin müsbeti, menfi, menfi düşünce, menfi getirir, müsbet düşünce, müsbet getirir. Sonrasında bütün bu kavramlar, bütün bu şeyler hepsi böyle diyelim bir karma şeklindedir. Biz kozmige neyi yönlendirirse, neyi gönderirse kozmik de bize o karmayla onu geri verecektir. Yani bu şekilde gelir. Şimdi sorular varsa yönlendirin. Yok Yani yok, siz anlatın. istersin Siz anlatın. ha, Hı. yani bu şekilde. Meditasyonla tabii meditasyonla eğer götürürsek Tibet'te ya yani Hindistan'da meditasyon yalnızca insanın şimdi düşüncesini değil, yani fiziki bedenin kendisini de programlamış olur. Mesela ilginç şeyler vardı, onlardan çok kısa bir şeyler bahsedeceğim. Tabii onu profesyonel senelerce orada Tibet'te, Hindistan'da yapan bu yogaların yaptıkları şeylerdi. Onlar mesela o kadar bir enerji bağlamını geçirdiler ki mesela diyelim ki uzun bir müddet aç ve susuz yaşayabilirler, enerji bağlamındadırlar. İlginç bir şeydi. Yani insan yalnızca düşüncesiyle ve fikriyle kendini programlamır. Hatta hayat yolunu bile programlamıyor. Kendisini bile fiziksel olarak programlayabilir. Yani düşünün. Uzun bir zaman yeme ve içmesiz de dayanabilirler. Tabii o profesyonel senelerce hayatını vermiş. 40 sene, 30 sene yoktu yani. Adam orada Tibet'te meşhur olur. Soğuk havaya devam getirebilirler. Sıcağa devam getirenler var. Tabii onlar çok ekstrem şeylerden. Hiçbir insan öyle bir şeylerle normal bir insan uğraşmaz ve uğraşmasında şey yapmıyoruz, tasfiye etmiyoruz kesinlikle. Ama onlar şeyi göstermeye çalışıyorlar ki yani insan, ruh, beden ve kavram şeklinde insan kendini neye programlarsa ona doğru yönelmiş olur diye onu şeye göstermeye çalışırlar. İlginç şeyler çoktu. Yani hatta yani meditasyon sırasında astral seyahate çıkıp gelip gelenler var. Onlar değiller. Onlar da yine yani profesyonel senelerce 40 sene 30 sene yapmış insanların şeydi. Artık onlar şöyle diyelim onların düşüncesine göre böyle bir şey var. Diyorlar ki meditasyon sırasında insan bilinci tam olarak kapanır ve kozmik bağlantıya geçtiği anda genişlenmeye başlıyor. Yani kozmik bağlantı olsa genişlenmeye başlıyor. O genişlenme insanın etrafını algılamasında, kuantum şeklinde kim olduğunu, durduğu yeri, geleceği ve yaşamın bir parçası olduğunu algılamasında şey yapıp önemli bir rol oynuyor. İnsan eğer bu kainatta yaşamın bir parçası olduğunu anladığı anda karşılaştığı tüm zorlukları normal olarak karşılıyor. Ama sadece ben diye bakırsa o zaman tabii ki o zorluklar o insan için anlaşılmayan bir şey gibi görünür. Yani böyle bu şekilde şey yapabiliriz, yani anlatabiliriz. Evet. En doğru, orada bir soru var. Meditasyonun esasında en doğru nefes tekniği nedir? Şimdi bu meditasyonun yani basit meditasyondan sohbet gelirse önce rahat bir nefes alışverişi yapacaksın. Yani ilk meditasyon yapanlarda mantra kullanmalar, yani ilk yeni başlayanlarda sakin olacaksın. Nefesi böyle rahat rahat içine alıp vereceksin ve onu tavsiye olunur ki yani o meditasyon sırasında hafif edeceksin. Yani böyle koşar gibi değil de rahat rahat ve ciğerler nefes dolduğu zaman ya içinden diye düşünebilirsin ki ben artık kendimi pozitif enerjiyle yüklemeye başlıyorum. İşte oradan başlıyor bağlantı.
Yani o şekilde mümkün kadar rahat yapacaksın. Kendine nasıl rahat olursa o şekilde rahat rahat nefes alışverişleri yapıyorsun. Oradan programlama başlıyor zaten. Sen sakin bir şekilde şey yapıyorsun. Düşüncende diyorsun ki ben artık kozmiğe bağlanırım ve kendimi yeni enerjiyle birleştiririm. Meditasyonda zaten meditasyon hali bir rüya hali vardır. Bir uyanıklık Evet. hali, yani bir uyku hali, bir uyanıklık hali, bir rüya hali vardır. Bir de meditasyon hali. Ne uyku, ne uyanıklık. Hem Evet. uyku hem uyanıklık gibi bir şey, bir köprüdür. Yani farklı bir alandır. Ve meditasyonda dereceler ve seviyeler vardır. Meditasyonda transcendental zamana gitmek için, transcendental meditasyona gitmek için bir kozmik enerji kullanılır ve meditasyonda zihin bütünüyle dingin olmuş olur. Yani suyun, okyanusun yüzeyindeki su dalgalıdır ve çalkantılıdır. Ama okyanusun dibine doğru inildiğinde, okyanusun en derinine oturduğunuzda orada tek bir kıpırdama, tek bir çalkantı yoktur. Yani derinlik okyanusun dibindedir. Bütünlük de okyanusun dibindedir. Okyanusun ucundaki o çalkantılarda, yani yüzeyde yüzdüğünüz zaman o çalkantıyı hissedersiniz ve bizler o yüzeyde yaşadığımızda, işte bilinçte yaşadığımızda, zihinde yaşadığımızda, zihin oralarda sürekli çalkantı halindedir. Derinlere indikçe zihin tamamen engin denizlerde ve diplerde açılmaya, sonsuzluğuna, kendinin farkına ve okyanusun da farkına varır. Okyanusun da kendisi olduğunun, kendisinin de okyanusun bir parçası olduğunun, civciv mi yumurtadan, yumurta mı civcivden çıkar? Ben okyanus muyum yoksa okyanus ben mi? Ben okyanusun bir damlasıysam okyanus damla mı, damla okyanus mu? Orada bir bütünlük hali ve trans hali oluşur ve orada her şeyde birlik bilinci, her şeyde bir ve tek olma ve kozmik enerjinin yudumlanması hali yaşanır. Gerçekten meditasyonun derinliklerinde, ama orada artık zihin durmuştur. Orada düşünceler de durmuştur. Zaman durmuştur. Zaman durmuştur Zaman hocam. Evet durmuştur. hocam. Her şey durmuştur. Her şeyle bir ve birlik alanı hali, bir ve birlik içinde olduğunu fark edersin. Yani orada bir gülü anlatırsak, gülün bir sapını, dikenlerini, yeşil yapraklarını, petal yapraklarını düşündüğümüzde aslında hiçbiri birbirinden ayrı değildir. Dikeni de, sapı da, o yaprakları da, yeşil yaprakları da, kırmızı yaprakları da aslında hepsi bir öz suyu taşırlar. Bir öz suyunu içinde, özünde taşırlar. Ama hepsi birbirinden farklı gibi görünür. Ama aslında hepsi tek bir şeyin parçasıdır. Sadece öz su dikende diken halindedir. Sap da sap halindedir. Kırmızı yaprak da kırmızı halindedir. Yeşil yaprak da yeşil halindedir. Öz suyun nezaketine bakar mısınız? Kırmızının kırmızı olmasına izin veriyor. Yeşilin yeşil olmasına izin veriyor. Dikenin diken olmasına izin veriyor. Ama hepsinin özünde bir öz suyu, tek bir tane. İşte insanların da, hayvanların da duyduğumuz, duymadığımız, gördüğümüz, görmediğimiz her şeyin de özünün birliğini bu şekilde tanımlayabiliriz ve işte o zihinsizlik hali meditasyonda böyle bir haz ve lezzet verir insana. Böyle bir huzur ve genişleme duygu verir insana. Duygusu verir. Evet, yani kendini keşfetme, düşüncenin sabitlenmesi, o dalgalanmanın rahatlanması, o dayanması ve derine inme, düşüncenin derine inme, kendi içinde yolculuk demektir meditasyon, sizin belirttiğiniz gibi. Aynı zamanda da dediğimiz gibi matrisin içerisinde olduğumuzu bilir ve matristen kozmik olarak, genel makro olarak mekanizmanın bir parçası olduğumuzu hissediyor. İstediklerimizi sorduk, istediklerimizi aldık.
Yani sizin dediğiniz gibi hatta devrimci meditasyon sırasında üçüncü gözün bazı görüntüler gördüğünü, gelecekle ilgili, geçmişle ilgili, hatta yani söylenir ki mesela piramitlerin içerisinde eğer meditasyon sırasında şimdi en yukarı kısmı vardı piramidin uç tabakası, o işte kral hissi olan bir yerdi, yani esas enerjinin aktığı yerdi. Orta kısımda birisi eğer meditasyon yaparsa devir tam olarak enerjinin merkezinde olmuş olur ve hissetmesi, evet hocam, evet, tam orta kısımda eğer olursa tam enerjinin merkezinde olur ve tümüyle nasıl derler, o evrensel bakımdan düşünce alışverişi. Hatta bununla ilgili ben ilginç bir şey söyleyeceğim size. Tabii şey söylenirdi, Napolyon Bonaparte'la ilgili, Napolyon'la ilgili bir şey söylenirdi. Bir ilginç bir bilimsel kitap vardı, ben orada okumuştum. Napolyon'un böyle bir piramitlere falan ilgisi vardı. Söylenene göre, onun araştırmalarına göre kendi yaşadığı zamanda denilmiş ki işte orada kim eğer gidip piramidin içerisinde uyursa eğer kendi geleceğiyle ilgili bazı işte gösteriler falan görür. Hatta hayatına tersi de gösterebilir. Arzularını, dileklerini falan da değiller. Orada şey yapın. Ama rüyada değil görürler. Bazıları sizin o değil meditasyon gibi uyanık veya rüya hali arasında gelip gelir. Yani bunu Napolyon söylenene göre yapmıştır yani o zamanlarda diye. Hatta değil o zorluk var olmuştur. Çünkü değil orada işte işte değil hayvanlar falan da varmış işte böyle iyi bir şart değilmiş. Yani böcekler falan varmış ama ona bakmaya bak orada uyumuş ve sabah oradan değil büyük bir şeyle şaşırılmış şekilde kaçmış çıkmış. Yani adamları falan da değil dışarıda bekleyen. Ya bu araştırma kitabında yazılı. Sormuşlar nedir diye, değil ben orada gördüklerim inanılmaz bir şeylerdi diye. Odadaydım ve benim tüm geleceğim orada görsendi diye. Çünkü insan yani yalnız Napolyon'da da olmuş. Birçok bir insan olmuş. Ben bildiğim kadarıyla oraya gidip yani mühim insanlardan orada rüya gören, yani geleceğini gören. Aslında bizim dediğimiz gibi hani o meditasyon tam enerji merkezinde olursa düşünce alışverişi bulmuş olur insanın kendi düşüncesiyle olur yani bu şekilde. O piramitleri yapıyorlar, piramitlerin dibinde oturuyorlar, meditasyon yapıyorlar. O piramitlerin dibinde oturmak çok tehlikelidir. Tam ortası enerjinin temiz olduğu Ben... ve meditasyonun yapılabileceği yerdir. Kendi kendilerine piramitler falan yapıp dibinde oturuyorlar. Bunu da böylece uyarmış olalım. Çok önemli yani piramitlerin kullanılması Evet, önemli. tabii ki Şeyde de biz burada o tabii biz burada doların üstünde filan da veya negatiflerinde kullandıkları Ra'nın gözünü yaptıkları yerde o piramidin ortasında. Yani bunu bildikleri için negatifler de bunu anti olarak yani ters negatif de olarak da kullanıyorlar ayrıca. Onlar bizden iyi bilip bize her şeyi unutturdukları için böyle piramidin tam orta yerinde Ra'nın gözünü koyarlar şeylerde. O 1 doların üstünde falan da öyle karışık şeyler vardır. Özellikle de kullanırlar yani. Piramitlerin tam orta yeri hakikaten enerjilerin dönüştüğü kıymetli noktalardır. Ve şeydir, önemlidir. Tabii. Tabii ki bize hiç kimseye şey yapmıyor, söylemiyor ki öyle bir şey yapsınlar. Biz bunu sadece duyduğumuz araştırma kitaplarını okuduğumuz, araştırdığımız şeylerden, yani böyle bir şeyler var. Demek ki bu enerji denen bir şey var. Yani hiç kimseye gerek mi gidip bir piramit yapsın, gidip onun içerisinde otursun. Normal bir insan kimi sadece meditasyon yapsa, kendini rahatlatsa. Aslında şöyle söyleyeyim hocam, Müslümanlarda yani bizim dinimizde de yani diğer dinlerde de vardı da yani mesela bizim dinimizde işte camiye girip namaz kılırız. O bile meditasyon hesabı olabilir. Çünkü Allah'la bir bağlantı yapıyorsun. Arzunu, dileğini, duanı. Şimdi oradaki insanlar bu coğrafi farklılıktan dolayı, inanç seviyesinden dolayı bunu meditasyon adlandırırlar. Şimdiye kadar da benim düşünceme göre başka gelişmiş yer küresinde, bizim yaşadığımız dünyada, bizden önce medeniyetlerde de vardır ki inançlar, yani tanrısal inançlar. Yani zaten Tanrı'ya bir dua etmek, fikir bildirmek, Allah el açıp dua etmek, Allah'ım benim şu işim şöyle olsun, veyahut da ki işte namaz kılmak,
Bu özü de bir meditasyon olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü insan ve Allah arasında bir tanrı arasında bir bağlantı olur. O zaman zaten siz özünüz de bilirsiniz ki yani mesela insan namaz kılır, namaz kılığında hiç kimse konuşmur. Artık nerede? Yalnızca artık bağlantı başlayır ki Allah'la insan arasında. Tabii kiliseye gelenler de kendi olan şeyler vardır. Tüm benim düşünceme göre dinlerde yani bir vardır meditasyon. Yani Allah ve insan arasında bir bağlantı olur. Bunu da meditasyon hesap edebilir. Bu da esas nerede kavram? Kişinin kendini sıfırlanması, arzularını ve dileklerini geleceğe doğru yönlendirmesi, kendini pozitif enerjiyle doldurması ve kendini inandırması ki her şey çok güzel olacak. Şu an için zor bir durumda olabiliriz veyahut da şu problemler olabilir ama ben bu problemleri geçeceğim. Benim için gelecek güzel olacak diye şey yapabilir yani kendini programlayabilir. Namaz İstekte bulunabilir. meditasyondamıştır demişler Orhan Can. Namaz meditasyon mudur? Namaz kılanın meditasyona ihtiyacı olur mu demişler. Hakikaten hakkıyla namaz kılmak da meditasyondur, değil mi? Evet, yani Hakkıyla hesap namaz edebiliriz. kılmak Doğru. Evet. gerçekten meditasyondur. Hakkıyla namaz kılmak. Çünkü Tabii. orada da İşte sureler vardır, ayetler vardır. Ayetlere konsantre oluruz. Ayetlerle zihni dinginleştiririz. Ayetlerle ve frekanslarla zihni sakinleştiririz ve ayetlere konsantre oluruz. Düşüncelerin dışına çıkarız ve orada yapılan hareketlerle aslında üçüncü gözden tutun, rükû, sücud hepsinin tek tek özel anlamı var abdeste kadar. Abdest zaten çakra noktaları ve şarj olma, su yoksa teyemmüm diyor, topraklanma. Hepsini tek tek başka konularda konuklarla konuşmuştuk ama belki siz de cevap vermek istersiniz yine namaz da bir meditasyon mudur diye ben böyle kendi yorumumu şey yaptım, katmak istedim. Şöyle söyleyeyim yani aslında bizim yaşamımızın birçok hal ve vaziyeti bir kavram, düşünce ve matematik olarak evet yani dersek evet meditasyondur. Yani bugün ve bizden önce benim düşünceme göre tabii ki Tanrı'ya inananlar yani şimdiki din Müslümanlıktı zaten de bunun kendisi yani işin kendi matematiği evet meditasyondur. Matematiksel açıdan yani şey olarak düşünce olarak düşünürsek evet doğrudur. Yani meditasyon hesap edebiliriz. Yani ama tam derin meditasyon olarak düşünürsek yani tam o meditasyon düşünürsek tabii o, bu meditasyondan biraz farklıdır. Orada direkt Allah'la tabii dua edirsen bir bağlantın olur. Ona inancını kendini dinleyirsen o dediğiniz gibi dalgalanma bir durur, güzelleşir. Ama derin meditasyon desen yani daha bir derin demeyen de bir meditasyon sırf özünü desen tabii ayrı eleme mümkündür. Ama yani namaz kılmada meditasyon hesap edilebilir. Yani şöyle söyleyebilirim. Namaz kılmada yani dinle, ibadetle şey onu da meditasyon hesap edilemek mümkündür. Çünkü Allah'la bir bağlantın olur. Yani o baktan evet. Yani hesap edilemek olar. Yani hesap edilemek olar. O Zikretmeyen kendisini de meditasyon olarak hesap etmeye var. Zikrin kendisi bile meditasyondur zaten. değil mi? Zikir de bir meditasyon. Zihnin meşgul olması, zihnin Evet. tamamıyla dinginleştirilmesi. Evet. Evet. Sonrasında istersen meditasyona geçerek Olur. yaptığı sorular varsa yani başka varsa sorular onları şey yapabiliriz yani sırf genel anlamda da işte olabilir para psikolojiden bir enerjiden falan da olabilir yani meditasyondan da olabilir fark etmiyor. Ya da başlayabiliriz isterseniz. Yani nasıl isterseniz. Evet, isterseniz başlayalım. Tamam. Şey var. Ben bir ses vermeye çalışacağım ama yani bildiğiniz gibi bu teknoloji de olmazsa sesi durduğumuz sadece sakin konuşmayla da yapabiliriz. Bilmiyorum onun faydası olur mu, olmaz mı? Evet canlar. Ses geliyor mu oraya? Yoksa ses gelmiyorsa Ses ki kapatabilirim. bir açık mı şu anda ses? Bir dakika.
Konuşurlar. İyi, sağ olun. Gelmiyor mu ses? Ses gelmiyor. Ha, o zaman Dur bakayım. kapatabiliriz. Ya da tabii şimdi herkes telefondan izliyordu. Yakınında bir böyle player'da falan bir şey açabilirlerse onlar da Şu yapabilir. anda geliyor galiba, değil mi? Durdu mu? Şu anda çalışıyor mu? Şimdi durdurdum. Şimdi durdurdum. Bir açın bir daha. Bir bakalım. Evet, geliyormuş. Ses geliyormuş. Durdurmayalım. Ses gelsin o zaman. Şimdi gözümüzü kapatacağız. Rahat bir yerde oturacağız. Bağdaşta kurursunuz. Nasıl size rahatsa. Ve mümkünce de etrafta çok ses olmasın ve düşünceni sabitlemeye başlıyorsan gözlerinizi kapatır. Rahatlamaya çalışır ve kendi içimizde söylüyoruz ki şu anda ben kendimi sıfırlıyorum. Rahatlıyorum. Kimim, neyim, neredeyim, ne problemlerim var, hepsi şu an sıfırlanır. Esas olarak ben kendi içimde yolculuğa başlayacağım ve kendimi rahatlatmaya çalışacağım. Benim için her şey güzel olacak diye başlayabilirsin. Kişi yani kendini yavaş yavaş şey yapmaya başlıyor. O nasıl derler? Rahatlatmaya başlıyor. Sakinleşir. Ve yavaş yavaş sakince nefes alıp verebilirsiniz. Ve bu arada dersiniz ki ben nefes alıp veririm ve bu esnada da kendimi pozitif enerjiyle doldurmaya başlayacağım. Tüm problemlerim, tüm her şey artık geçmişte geride kalır. Ben özümü şu anda şu dakika pozitifle dolduracağım. Sakince nefes alıp verebilirsiniz. Sakinleşirsiniz, her şey güzel olacak. Her şey benim için çok iyi olacak. Tüm problemlerim çözülecek ve benim için her şey daha iyi doğru gidecek diyoruz. Yavaş yavaş nefes alıp verirsiniz. Çok rahat, relax. Hiçbir yere acelemiz yoktu. Artık yavaş yavaş zaman kavramı da sıfırlanır. Ve kendini sakince içimizdeki bütün o negatifler yavaş yavaş alınmaya başlıyor ve pozitif enerjiyle nefes alıp verdikçe kendimizi yüklemeye başlıyoruz. Pozitif enerjiyle. Diyelim ki kozmik bağlantıya geçirdik ve tüm evrenden, tüm kozmosdan pozitif enerji istedi Allah'ın izniyle. Ve ben kendimi yenilemeye başlıyorum. Ve sanki yukarıdan bir şelale gibi başımdan aşağı pozitif enerji akır. O şekilde akır ki artık negatifler aşağıdan ayağımdan doğru sökülüp gelir yani. Yer merkezine doğru gelir ve ayaklarından yere doğru tüm negatifler akır.
Her şey güzeldi, her şey iyiydi. Tüm negatifler geçmişte kalır, her şey pozitife doğru gelir. Sonra düşünebilirsiniz, mesela bir zorluğu olan, bir sınavı olan, bir başka gelecekte bir şeyler bekleyen insanlar söyleyebilir ki inşallah ben tüm o bariyerleri aşacağım ve kendimi ben şu anda pozitif enerjiyle güçlüyüm ve geleceğe doğru da pozitif enerji gönderirim. Ve enerjini kendi bedeninizde hissedersiniz. Sakince nefes alıp verebiliriz. Bir rahatlama isteyebilirsiniz. Kendinizi pozitif bir alanda düşünün. Sanki bir pozitif yerdesiniz ve şu an en güzel bir enerji ve pozitif enerjiyle tüm beden hücreler yenilenir. Her şey çok güzeldi ve güzel olacak.
Ve kozmosun tüm pozitif enerjisi yukarıdan aşağı, başımızdan aşağı axır. Tüm şekilde hücrelerimiz hepsi yenilenmeye başlayır. Tüm negatif ayaklarımızdan akıp gelir. Və içinizdə söylüyorsunuz ki, gələcəyə pozitiv duyğular göndərirəm. Mənim üçün hər şey çox gözəl olacaq. Hər şey çox iyi olacaq. Və tüm bu bariyerlərin hepsini mən aşacağım. Məni güzel və mutlu bir gələcək bekleyir. Deyə söylüyorsunuz içəri. Sıfırlandığınızı, kainatın bir parçası olduğunuzu, rahatladığınızı hiss edirsiniz. Ben kendime inanırım. Benim için her şey çok güzel olacak. Her şey çok pozitife doğru gelecek diye kendinizi programlıyorsunuz. Ben kendime güvenirim. Diye diyorsunuz.
Tüm problemlerden başa çıkacağım. Her şey benim için güzel olacak. Tüm o bariyerleri geçeceğim. Kendime inanım var. İnancım var. Ve benim için çok güzel ve mutlu bir gelecek bekliyor diye söylüyorsunuz. Rahatlıyorsunuz. Ve kendinizi akışa bırakırsınız. Enerji akışına. Kainatın pozitif enerjisine bırakırsınız. Hafifliyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Kuş gibi hafiflemeye çalışıyorsunuz. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Allah'ın izniyle tüm problemler çözülecek. Allah'ın izniyle geleceğe pozitif gönderim diyecek.
Her şey benim için güzelleşir. Her şey benim için güzel olacak. Etrafıma daima benden pozitif enerji geçecek diye söyleyebilirsiniz. Artık insan pozitif enerjiyle doldukça kuantum alanı, etrafı, kendi enerji dairesi pozitif enerjiyle dolur. Yavaş yavaş bir 5 dakika sonrasına doğru 5 dakika ərzində yavaş yavaş o insan sabitləşir, düşüncəmiz sabitləşir. Pozitivə odaqlanırıq, enerjini pozitiv bədənimizə veririk. Bir 5 dakika sonra yavaş yavaş bağlantıyı kəsərik. Bütün bu hüceyrələrin hepsinde enerji şu anda enerji alışverişi olur, yenilenme olur. Hücresel bakımda insanın vücudunda tüm şu anda yenilenme olur, rahatlanma olur, sakinlenme olur, pozitif ve yüklenme olur. Thank you.
Yavaş yavaş gözümüzü açabiliriz. İsteyenler açabilir yavaş yavaş. İlk meditasyon mümkün kadar çok uzun olmasa daha güzeldi. Çünkü enerji direkt kozmik bağlantıya geçirsen oradan çok yoğun bir sonsuz enerji değiller kozmik bağlantı. Sonsuz bir pozitif enerji alırsan onun için ilk seansı daha çalışır, kısa tutar. Ve bir şey önemlidir ki mutlaka şimdi şu an her meditasyon yapan herkes deyir ki artık kozmik bağlantıdan çıktım, ben kendime geldim, o bağlantıyı pozitif, kozmik bağlantı demin de pozitif enerji akışından çıktım ama yine pozitifi kabul edeyim, o kanaldan çıktım demek lazımdır ki çünkü adam olabilir ki gerçekten o kanalın içerisinde kalan o bağlantıyı şey yapmayı unutabilir, kapatmayı unutabilir. Kozmik kanalı kapatmak demiyorum. O akının, o şelale gibi pozitif enerji gelir ya onu. Çünkü bilirsiniz bu enerji kavramı çok detaylı bir kavramdı. Yani onun da belli bir dereceleri var ki insan vücudu o şelalenin altında dayananda bir dereceye kadar mesela için götürür enerjini temizlenir ama bir dereceden sonra artık o yoğun enerjiden kapatması gerekir. Tabii kozmik bir bağlantı insan her zaman vardır kainatla. O öz yerinde ama o akından altında dayanmak çünkü hücrelerin de belli bir yenilenme şeyi vardır. O nasıl derler bir döngüsü vardır. Onun için vücut alışması gerekir. Bu enerjiye vücudun alışması gerekir. Meditasyonda da zaten tavsiye olunan hepsinde şöyle dedi ki ilk basamaklarda, ilk başlangıçta mümkün kadar kısa kısa sonra kişinin kendini nasıl hissetmesine bağlı olarak biz akademide eğitimler sırasında verdiğimiz zamanda bu parapsikoloji, biyoenerji meditasyonlarımız da olurdu. Mesela öyle öğrencilerimiz olurdu ki çok farklı hisler ve duygular geçirirdiler. Sağlığında farklı şeyler olanlar olurdu. Mesela diyelim ki sağlık problemleri oldu. Meditasyondan sonra çok olumlu şekilde pozitif ve doğru yönlenmeler olurdu o insanlarda. İşte vücudunun bir yerinde eğer problem varsa, bacaklarında varsa, ellerinde varsa karıncalanma, ısı hissedilen olurdu, soğuk hissedilen olurdu, çok farklı titreşim alanlar olurdu. Onun için yani hatta öyle öğrencimiz vardı ki diyordu ben 3 saat meditasyondan çıkmasam şey olmaz. Dedik ki yeni başlamışsın, hele çok acele etme, bakalım bünye nasıl tersini gösterir. Yani normalde çok kısa olmasıdır. Yani 15-20 dakikada iyiydi. Yani yarım saat de uzanabilir ama yarım saatten şeyi uzunu ilk şeye çok da tavsiye olunur. Kişinin kendini nasıl hissetmesine bağlı olarak. Çünkü herkesin genetik yapısı, biyolojik yapısı yani fizyolojik yapısı hepsi farklı olduğu için fizyolojik yapı olarak insanlar farklı farklı olduğu için o enerjiyi kabul etmesi de farklıdır yani hücresel bazda diyelim. Onun için kişi de kendisi göreceli bir kavramdı. Bakır da yani nasıl ona etkileşimde bulunduğuna göre. Çok çok Yavaş çok yavaş. güzel bir meditasyondu. Akış çok fazlaydı. Yani evet ön arkaya sallanmalar insanlarda evet bu doğrudur. Gözlerden yaşlar gelmesi, karıncalanmalar, uyuşmalar. Hakikaten akış çok fazlaydı. Kendini verebilenler için çok büyük bir kozmik akım oldu. Kozmik enerji akımı oldu. İnşallah hepinize şifa olsun. Evet, bazılarınız konsantre olamadı. Bazılarınız sonra geldiler, katıldılar. Evet, sonradan bu yayını inşallah şimdi kaydedeceğim. Bu yayını tekrar yaparsınız sevgili canlar. Hakikaten çok büyük bir akım, enerji akışı oldu. Evet. Aslında şöyle bunun bir şeyi var. İnsan meditasyonda şöyle söylenir. 72 bin enerji noktası vardı. Eterik bedende 72 bin nokta. Bu eski meditasyonun içerisinde geçir. Yani enerji noktaları çok farklıdır. Yalnız bu şimdi bizim bildiğimiz çakralar ve diğer meridyenlerden söhbet geçmiyor. Başka enerji noktaları da vardı eterik bedenin içerisinde. Yani insanın enerji bedeninin içerisinde. O bazı kişiler değil yani bende sıcak oldu, midem bulandı, karıncalanma oldu. Aslında o bilirsiniz nedir? O vücutta o ki hasta olan bölgeler veyahut da ki o yani ağrıyan yerler onların hepsine o tersirden ibaretti.
yeniden açılım olduğu için o hücresel şekilde o tabii ki orada etkileşim olduğunda bir şey hissetmesi gerekir. Ve o yani ilk o hissetmeler normaldir. Ama tabii ki yani kişi kendisine zamanla mı bakır? Yani ilk defasında sıcak soğuk olan olur. İkinci, üçüncü, dördüncü de bakır ki kendini nasıl hissediyor. Pozitif devam eden olur. Yani o daha iyi olur. Kendisini daha iyi hissediyor. Elbette ki kişi eğer negatif hissediyse ve uyum sağlayabilmese devam etmesin. Yani o tavsiye olunur. Ama şimdiye kadar bizim gördüğümüz yani bu şey müsbet enerjiden herkes iyi faydalandı. Yani iyi manada tüm şekilde insanı bu şey yapıp insana iyi tesir gösterir. Çünkü zaten sen evrenden müsbet iyi bir şey istiyorsan yani eğer sen evrenden ne istiyorsan evren onu sana verir. Yani tabiatın şeyine göre uygun Kusanlar gelir. olmuş o can, bu kusanların da tamamen blokajların ve oradaki negatifin dönüşmesi anlamında muhteşem bir şey kusmak. Olabilir. Muhteşem bir şey. Evet. Yani bazıları kusmuşlar, evet. Onlarda da o yani bana öyle geldi ki o kusmayla da o bütün o şeyler siz dediğiniz gibi bütün hamısı vücuttan Blokajlar. atılmıştır. Ben öyle Kim bilir düşünüyorum. neler Blokajlar. çözüldü yani, nasıl bir şifa akmış, vay canına. Zaten o Rahat şeyde de nefes. nasıl hazamat diyorlar. Hazamatta da kanla insan kan çıktıkça o bedenden o temizlenme gitmiyor mu? Mesela bu da onun gibi bir şey olmuş. Tabii bu da nasıl bir kan kendisi de bir enerji ise bu da bizim vücudumuzun eterik bir enerjisi. Hemen etkileşim olur yani. İnsan vücudu zaten öyledir. Kan da bir enerjidir, etkileşimli olur. Eterik beden de bir enerjidir. Fizyolojik bedenimiz de enerjidir. Hepsi Esnemelerde, dediğim gibi. karıncalanmalarda çok iyidir. Titremeler çok iyidir. Kozmik O akış çok oluyor. fazlaydı. Kozmik akış çok fazlaydı sevgili. Görsel görebilenler olabilir. Mesela ben meditasyon sırasında ben görseller gördüm. Yani ilginç görseller gördüm. İlginçti. Yani görsel görebilir insan veya zihninde aradığı bir şey varsa onu görebilir. Bir soru varsa soruyu ver gibi bir şeyler görebilir. Yani insan kendi içine yolculuk yapmış olur. Onu söylemek mümkündür. Ama hani ilk meditasyonda da çok böyle böyle mucize beklemek doğru değil. Çünkü o zamanla hafif bir arınmadır, hafif bir açılımdır, hafif bir adımlamadır. O zamanla olan bir şeydi yani. Evet. O şekilde. Evet Can. Esas olan kişi kendine pozitif, müsbet ve iyi istemesi, geleceğe iyi düşünceler göndermesi. Tüm negatifleri de geçmişte bırakması gerekir. Yani hem kendini affetme, hem kendini sevme, hem diğer insanları affetme ve kendine en iyi olanı arzulama. Evet. Yani bunlar gerekir. Evet Can, çok 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 teşekkür ederiz. Gerçekten harika bir yayındı. Siz de çok yorduk. Kalbinize sağlık, yüreğinize sağlık. Minnettarız. Estağfurullah. Ben Varlığınıza şükran. Çok teşekkür ediyoruz. teşekkür. Tekrar sevgili Zahit Budaklı Aliyev hocama da sevgilerimiz, selamlarımız, sizin vesilenizle iletirseniz çok çok seviniriz. Sevgili canlar, tekrar izlerseniz inşallah, şimdi hemen kaydedelim. İnşallah çok güzel sesiyle filan, sesinin her şeyin yerinde olduğu bir kayıt olur. Sevgili canlar, niyet ediyorum, güzelce kaydedelim. Siz tekrar yapabilirsiniz bunu. Zahit hocam da daha önce söyledi. 3-4 kere daha yapabilirsiniz aynı meditasyonu diye söylemişti. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ben teşekkür ederim Orhan hepinizden. kardeşim, sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocama selamlar. Görüşmek üzere inşallah. Bir tek bir şey söyleyeyim hocam sonda yani bu meditasyonu da yani bu biz en basit şeklini verdik. Bu enerji alınması bunun farklı teknikleri var meditasyondan sonra meditasyon sırasında. İnşallah gelecek şeylerde yayınlarda imkan olduğu zaman onları da anlatırız. Yani Üzletir. insan nasıl bu enerji temizlenmesi edebilir, eller kullanılır falan böyle enerjiyi müsbete doğru vücudun o ağrıyan bölgelerini, enerjinin yönlendirilmesi falan. O teknikleri de anlatabiliriz gelecekte inşallah. Zaten bunu biz eğitimlerde verdik bunların şeyini. Yani buradan da insanlara yani bir faydamız dokunduysa
Biz çok mutluyuz. Tuğçe ihsan ettikçe affola diyoruz. Çok teşekkür ederiz Can. Oldu. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Canlar 5 dakika sonra Abdullah Hoca ile buluşuyorum. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere sevgili Can. Hayırlı Teşekkür ederim. akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Tamam.